Sevgili izleyiciler, Brezilyalı bir mucit, elektrikli ve su ile çalışan ev yapımı bir motosiklet üretti. Ricardo Azevedo, São Paulo kentindeki evinin garajında 1993 model motosikletini düşük maliyetle MotoGüç HQ adını verdiği araca dönüştürdü. İzliyoruz. Brezilyalı bir mucit, elektrikli ve su ile çalışan ev yapımı bir motosiklet üretti. Ricardo Azevedo, São Paulo'daki evinin garajında 1993 model motosikletini düşük maliyetle MotoGüç HQ adını verdiği araca dönüştürdü. Bu motosiklet bir batarya yardımıyla elektrik üretiyor ve elektroliz yöntemi sayesinde su moleküllerinin içindeki hidrojeni ayırıyor. Bu cihaz su moleküllerini parçalayarak oksijen ve hidrojene dönüştürüyor. Büyük miktarda hidrojen açığa çıkıyor ve daha sonra da bu hidrojeni motosikletin motorunu çalıştırmak için kullanıyorum. Azevedo projesinin çevre kirliliğini azaltmasına yardımcı olabileceğini düşünüyor. Bu çevre dostu motosikletin egzozundan karbonmonoksit yerine su buharı çıkıyor. Bu motosiklet sudan gelen hidrojenle çalışıyor ve yaptığım bir testte 1 litre suyla 500 kilometreden fazla yol yaptığını gördüm. Bu yöntem elbette ki küresel enerji ihtiyacını karşılayabilecek tek teknoloji değil, ancak en azından fosil yakıtların kullanımına bir alternatif olabilir. Makine mühendisi Marcelo Alves, São Paulo Üniversitesi'nde profesör. Her türlü yeni cihaz ya da çalışma saygıyla karşılanmalı. Demek istediğim, evlerinde tamircilik işleriyle uğraşarak sahip oldukları şeylerden bir şeyler ortaya çıkaran, bu tarz insanlara karşı saygım sonsuz. Hidrojenin yakılmasıyla ilgili araştırmalar son yıllarda giderek artıyor. Ancak uzmanlara göre bu yöntemin fosil yakıtların yerini alması hala çok uzak. Yapmamız gereken tek şey, enerji krizini çözebilecek sihirli bir değnek olmadığını topluma anlatmak. Yani söylemek istediğim, suyla çalışan değil, elektrikli, elektrikle çalışan cihazlardan bahsediyoruz. Ancak bu şekilde evinde çalışan herkesin çalışmalarına saygı göstermeli ve belki de yardımcı olmalıyız ki çalıştıkları cihazı tam olarak geliştirebilsinler. Brezilyalı mucit, ev yapımı teknolojisini denemek için arıtılmış su, içme suyu, hatta çok kirli bir nehrin suyunu kullanmış. Yaptığı tüm denemelerde sonuçsa değişmemiş. Bu deneyi Tiete Nehri'nin kirli suyuyla gerçekleştirdim ve nehrin suyu içme suyu kadar iyi çalıştırdı. Bu yüzden de şimdi Tiete Nehri'nin suyunu motosikletim için yakıt olarak kullanıyorum. Hidrojen evrende en çok bulunan element. Ancak hafifliği nedeniyle diğer daha ağır gazlara göre yer çekimi kuvvetinden kolayca kurtulduğu için dünya atmosferinde hidrojen gazı oranı oldukça düşük.